Agalarım, herkese selamlar. 4 Ekim 2024 Cuma iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 7 adet mücadelem var. 5 tanesi futbol, 2 tanesi de basketboldan Euroleague başladı. Aga bugün, yarın da 2 tane maçını değerlendirdim. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar. Cuma günü 7 maç olur mu? Her maça girmişsin demeyin. Aga hepsini izlediğim, takip ettiğim ve son maçlarını 90 dakika izledim. Hatta Rize'nin maçını stat'tan izledim öyle söyleyeyim. Öyle maçlar anlatacağım. Beklentim yüksek. 7 maç var ya basketbolla birlikte toplamda en kötü 7'de 5 bekliyorum. Full gelirse de şaşırmayın. Bildiklerimin hepsini anlatacağım. İzlediklerimden, not aldıklarımdan herkese bol şanslar. Öncelikle bir adet maç skor yarışmamız var. Bununla başlayalım. Maç skor yarışmamız Aga. Çaykur Rizespor'la Antalyaspor. Maç skoru ne olur sizlere sorduk. Ben bu maçı ideal kuponuma kesinlikle koymam. Birazdan anlatacağım ama. Ee, şöyle söyleyeceğim size ne olur bilen 3 kişide gruplarımızda misafir edelim 7 gün boyunca. Yorumlara yazmanız yeterli olacaktır. Onun dışında her türlü soru görüş öneri, şikayet, eleştiri her şey gruplara gelmek isteyenler, Whatsapp VIP gruplarımıza gelmek isteyenler de ekranda gördüğünüz Whatsapp iletişimi hattından iletişime geçebilir arkadaşlarım. Ekranda gördüğünüz numara açıklama yorumlar kısmında zaten linki de mevcut olduğunu söyleyelim. Onun dışında dün yüksek bir bahsedelim arkadaşlar. Dün yüksek misli de zarar yazdık. Nasıl zarar yazdık? Solda vermiş olduğumuz ideal kombine geldi. Salah'ın isabetli şutu ideal kombine diyorum. Yüksek misli 4000 TL. Kane'in isabetli şutu geldi. Bir 50 orandan burada 2000 lira para alırsın ama Real Madrid'in kazanırından 5000 TL gitti. Aga dün zaten maçlar ne oldu gördünüz. Bayern Münih 1-0 yenildi. Dün maçlar acayip soygundu yani. Ama erken seansta çok güzel canlı yaptık. Onu da belirteyim. Birazdan göstereceğim. Misli seviyesinde sadece maç önü değil Aga. Canlı olarak da ilerliyor. Dün de mesela erken seanstan canlıdan almaya çalıştık. Ama 2. 22 seansında yine verdik. Ben bir şey anlamadım bu işten. Misli canlılarımız devam ediyor. İdeal kuponlara geçelim. İdeal kuponlarımızda dün 2 adet ideal kuponum vardı aga. Solda görmüş olduğunuz alternatif kombindi. Liverpool'un ilk yarı galibiyeti. Monaco'da 2 gol atar. Monaco'da 88-90 namide penaltıdan attı zaten. Zor geldi. Sağda gördüğünüzde gün ana kuponuydu aga. Ano kupon gelmedi. Real Madrid'in galibiyeti Bayern Münih'in 2 gol atarı bence. Ondan sonra canlılarla birlikte ilerledik. Aga. zaten izlemiş olduğumuz karşılaşmalar canlı maçları WhatsApp gruplarını öneriyoruz. Sadece WhatsApp grubunda değil ücretsiz Telegram grubumuz var. Açıklama yorumlar kısmında linki var. Burada da öneriyoruz aga. Ondan buraya da katılım sağlayabilirsiniz. Burada açıklama yorumlar kısmında linki var. Ben hatta WhatsApp grubundan göstereyim. Erken seansta çok iyi canlı yaptık. Yani muazzamdı. Şimdi e, Celce'nin mücadelesi vardı. İlk kere bir buçuk üst aldık. Hatta altına da yazdık ki Ristis'le ilk yarıdan ev sahibinin bir buçuk üstü. Ondan sonra ben de yazdım ki Avrupa Rapid V'nin bir golünü alsın aga. Yasal biraz oran beklesin. Yüzde dört olarak yazdım. Celce mücadelesinde goller geldi mi? Aga ilk yarı bir buçuk üst oldu. Ev sahibi attı mı attı. Rapide oran geldi aga. Ben burada Rapid V'nin bir golünü değerlendirdim. Devlet basmanın. Tek gol %4 olarak kasa yönetimi yapılıyor. Geldi aga? Geldi. Tamam 19.45 siyasına geçtik mi? Geçtik. Dedim ki bir canlı maç önü alalım aga. Maç önü olarak değerlendirelim. Atalanta'nın ilk yerden golü. Bir 52 oran var. Tamam mı? Bunu %3 olarak aldık. Girona maçı başladı. Girona maçında ilk yarı gole girdim aga. %4 aynı şekilde. Girona maçında gol oldu aga? Oldu. Atalanta ilk yerden gol attı mı? Maç önü vermiş oldu sadece O da geldi. Girona maçına bir de yüksek misli aldık mı aga 1000 TL yüksek misli canlı geldi. Dedim ki Girona mücadelesine 2,5 üste gelin dedim. İlk gel 2,5 üst 1.76 ama %2 alın dedim. Girona maçı geldi mi? Geldi. Sonra dedim ki aga bak canlı vereceğim. Atalanta maçını almayalım dedim. Oran yok zaten o tarafta dedim. Ama Girona maçında ekmek var dedim. Bak ne yazmışım. Dedim ki Girona'yı ev sahibi 1,5 üst al dedim. %4. Dedim ki bir de Feyenoord'un deplasman 2,5 üstünü al. Devran az canlı bu, bu arada bu. %2. Dedim ki Ayrı ayrı almak istemeyen de ortaya 4.5 üst alsın %2 oranında bir 67 zaten. Yazmışım. Bakın altına da yazdım ki böyle hem eve hem de depe girmeyi sevmiyorum. Aga. Sanki her yerden gol gelirse bahis alalım hesabı oluyor. Ama maç öyle bir şey ki her iki tarafta atabilir dedim. Maç kaç kaç bitti Aga? Cizona gol attı mı? Attı. Feyenoord gol attı mı? Attı. Maç 4.5 üst oldu mu? Oldu. Maç okumak da böyle bir şey. Başlayalım. Sesim biraz garip çıkabilir ama olabildiğince gür anlatmaya çalışacağım. İlk mücadelemiz Napoli. Ama sizlerden tek ricamız videoya beğeni ve yorum destekleridir. Şöyle artı 500 beğeni gelir mi? Cuma videosu gelirse muazzam olur. Hafta sonunda da ideal kupon ücretsiz grupta da vermeyen adi. Ben Napoli tarafındayım aga. Şundan dolayı Napoli Conte ile birlikte iyi bir iş çıkartmaya devam ediyor. Hala şu an lider konumdalar. Ve bu böyle devam edecek gibi gözüküyor ile oynayacaklar burada. Komo'da gollü. Yani rakipleri üstüne giden bir takım. Burada Komo'nun son mücadelesine bakın. 2-2, 2-2, 3-2 gibi skorlar vardı zaten. Rakibin üstüne gittiği için Conte burada Lakaka'yı iyi kullanabilir. Kıvara arkadaki boşlukları iyi değerlendirebilir. Karşılıklı pozisyonlar olabileceği için ben burada Napoli tarafından 2 gol bekliyorum. Benim skor beklentim 2-1 Napoli'nin galibiyeti olacak. İdealden burada Napoli'nin atacağı 2 golü değerlendirdim. Ev sahibi 1.5 üst. Bence ideal. Napoli tarafından 2 gol gelebilir. Yüksek orandan değerlendirmek isteyen olursa da 2.5 üstünde bir Napoli galibiyeti de değerlendirilebilir. Kasruya ile Damsart mücadelesi. Kasruya'nın son köl maçını izleyen var mı aga? Muazzam maçtı. 4-4 bitti. İnanılmaz bir canlı performansı yaptık. Ya yani şu maçtan 8 gol oldu. 4-5 tane canlı aldık. Ama daha da fazla alabilirdik. Öyle bir mücadele. İlk yarı 4.5 üst, ilk yarı 5.5 üst. Alayını değerlendirdik aga. Çok güzel bir canlı seansı yapmıştık. Aga öyle bir hücum yapıyor ki. Yani şöyle söyleyeyim. Hiç XC'sine falan bakmadım ama bu Nesliga 2'de en fazla pozisyona giren takım Castro ile takımı olabilir. Çok fazla pozisyona giriyor. Üretmede herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Bitirilicilikle de kısmen iyi olduğu için şu anda namalüp şekilde ilerliyor takım. Ben burada Castro'ya atacağı iki golü değerlendirdim. Damstad'da gol atabilir mi? Tabii ki atabilir ama ben burada ev sahibi tarafındayım. Ev sahibi 1.5 üst idealden değerlendirme altına alabilir. Hatta ideal kuponlara koyulabilecek bir karşılaşma olarak da görüyorum. Yani yine yüksek oran isteyen 2.5 üstünde bir bir Kastroya galibiyeti bekleyebilir. Çaykurizi Antalya mücadelesi. Bu maçın da maç skorunu sizlere sorduk ne olur diyerekten de bilen 3 kişiyi WhatsApp VIP gruplarımızda misafir edeceğiz. Dedim ya Çaykurizi Spor'u ben stat'tan izledim. Son Alanya Spor mücadelesinde stat'tan gittim izledim. Hatta KG olarak değerlendirdiğimiz bir karşılaşmaydı. Maç önünde 1.65 bin oranı vardı. İlk yarıda Çaykurcu'da spor çok net pozisyonlar kaçırdı. E, kale dibinden 6 pastan direğe vurdular vesaire. Aga Çaykur Rize 5 maçtır gol atamıyor. Bak. 5 maçtır yeniliyor. 5 maçtır gol daha atamıyor. Eğer ki bu maçta mağlup olursa İlhan Palut gider Aga. Burada takım sahip çıkacak mı? Yoksa yolculuk var mı? Net bir şekilde belli olur. 5 maçtır gol atamamak ne demek? Ve fırtına gibi başlayan bir Rize vardı. Aga bilmiyorum ama ben burada Rize'nin takımın hocaya sahip çıkmasını bekliyorum. Yani Rize tarafından bir ev sahibi herhangi bir yeri kazanır seçeneği ideal bir oranı var. İddiada bunun bir 47 bir 50 oranı vardır. Ben burada Rize Spor'un herhangi bir yeri kazanmasını bekliyorum. Değerlendirecekler bol şanslar. Asbuk'la Gladbach mücadelesi. Yine güzel maçlardan bir tanesi. Tempo olmasını bekliyorum. Asburg'un son Mayıs mücadelesi vardı. Korner almıştık aynı şekilde kendi evinde. O maçta tek başına 14 tane korner kullandı Asburg. Yine aynı şekilde korner tercihim olacak. Şu an korner açık değil fakat yarın açacaklardır muhtemelen. 8.5 üstü açarlarsa 8.5 üstü alalım. Eğer ki açmazlarsa 9.5 üstü olabiliriz. Ayrıca 1-1'de bir indeks beklentisi var. Mücadelenin onu da sizlere belirteyim. Martilya ile Anje mücadelesi. da son Strasbourg mücadelesinde 1-0 mağlup oldu. Efsane maçtı. Özellikle Strasbourg çok fazla pozisyon kaçırdı. Arkadaki bulmuş olduğu boşlukları çok iyi değerlendiren bir takım. Ama geçen maç değerlendiremedi. Marsilya'nın burada ben net bir galibiyetini bekliyorum. Rakip zaten zayıf. İlk yerden gelecek bir Marsilya galibiyeti benim ideal tercihim olacaktır. İdnesine de bunun 1.44, iddia da bunun da 1.55 bandı. Yoranı var. İlk yerden Marsilya galibiyeti bekliyorum. Eurolig'e geçtik. Aga 2 adet Eurolig mücadelen var. Fenerbahçe-Beko ile Olympiakos. Çok zor bir mücadele. Burada Fenerbahçe-Beko ev sahibi avantajından dolayı favori gösterilmiş. Ama mücadelenin birbirine yakın geçmesi çok olası. E, bonzik olsun. Baldwin gibi transferler yapıldı. Ne kadar etkileyecek? Birlikte göreceğiz ama Eurolig bugün açılıyor. Şunu da belirteyim. Milli ara var ama milli ara bize koymayacak. Çünkü Eurolig ayağımız başlıyor. Buradan da ilerlemeye devam edeceğiz. Ben burada Fenerbahçe Beko tarafındayım. Ev sahibi Fenerbahçe Beko'nun ev sahibi avantajını da kullanarak da ben burada Fenerbahçe'nin 77 sayı atması, 78 sayı atmasını bekliyorum. Fenerbahçe Beko burada ev sahibi 77.5 üstten değerlendirdim. İdeal tercihim olarak aldım. Sağımızda ilk maçımızı kazanarak da başlama ihtimalimiz var. Ama zor maç ben burada ev sahibi sayısı, sayısına gittiğimi belirteyim. Bologna ile Anadolu Efes karşılaşması. Burada da maç birbirine çok daha yakın maçlar aga. Ama biraz daha olsa Bologna favori şundan dolayı olabilir. Aga Shane Larkin bu maçta olmayacak. Geçen maçta Cumhurbaşkanlığı Kupası oynadı Fenerbahçe-Beko ile birlikte. 83 de yendi Anadolu Efes. Orada Elijah Brown inanılmaz bir oynadı. Yani Larkin'i aratmadı diyeyim ben sizlere. Bu mücadelede ben Bologna tarafına gittim. Onlar da Clyburn'u aldılar mesela. Bilmiyorum nasıl olacak. Çok bir Anadolu Efes'te varlık gösteremedi. Anadolu Efes'ten ziyade ben burada ev sahibine gittim. Yine ev sahibi 77 buçuk üstü açmamışlar mı vardı? Kapanmış olabilir. 78'e çıkmış galiba. Ev sahibi 78 buçuk üst yine Belinelli, Şengal Şengalya gibi isimlerle birlikte Bologna 79 sayı bulabilir. Toplamda 7 adet mücadelem vardı. Cuma günü için fazla bir maç sayısı. Fakat izlediğimiz, takip ettiğimiz karşılaşmalar değerlendirecek herkese bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.